Öncelikle merhaba, sizleri tanıyalım. Merhabalar, Ahmet Turan Özdemir, Aspisan Enerji Genel Müdürüyüm. Hoş geldiniz. Saha Expo 2004, Türkiye ve dünyanın en büyük savunma sanayi kümelenmesinden biri. Bununla ilgili genel izlenimizi alabilir miyiz? Evet, Saha Expo 2018 yılından beri bu üçüncü kez düzenlenişi büyük bir ilgiyle ve firmaların katılımıyla büyümekte. Söylediğiniz gibi önemli bir uluslararası savunma etkinliğine dönüşmüş durumda. Biz de sahada bugün ilk defa sergilediğimiz ürünlerimizin bir kısmıyla ve diğer ürünlerimizle birlikte İstanbul'da yerimizi aldık. Peki Aspisan Saha Expo'ya nasıl bir katkı sağlıyor? Yatırımlarınız var mı? Projeniz bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmanız olacak mı Saha Expo'da? İnşallah Saha Expo'da 11 tane imzamız olacak bizim Aspisan Enerji olarak. Bunlar drone bataryalarından torpido bataryalarına kadar değişik spektrumda. Ve öncelikle kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını çözmek üzere ikinci kullanımlara ve ihracata önem veren yenilikçi ürünle hizmetlerimizle birlikte sahadayız. Aspisan Enerji ilk defa Türkiye'de 18650 silindirik lityum iyon pili üretti. Bugün de sahada 21700 Aspisan Enerji silindirik piliyle birlikte ilk ürünlerden, Türkiye'nin ilklerinden hücremizi ve yeni tip enerji depolama sistemlerimizi sergilemek üzere buradayız. Peki Aspisan Türk savunma sanayisinde önemli bir yere alıyor. Bununla ilgili konumlarsak Aspisan'a yatırımlarıyla savunma sanayi nasıl bir katkı sağlıyor? Ve farklı projelerde F-16 olsun, gelecek kağının versiyonlarıyla ilgili bir projeniz mevcut mu? Aspisan Enerji ülkemizin savunma sanayisiyle hikayesini birlikte yaşamış şirketlerimizden bir tanesi. 43. kuruluş yıl dönümümüzü kutladık. Biz 1981 yılında Kayserili hayırseverler tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nda telsiz bataryasına uygulanan ambargolar sonucu bir ihtiyaca cevap olarak sahaya çıktık. Ve o zamanlar Alman Varta lisansıyla şarj edilebilir nikel kadmiyum pilleri ürettik. Bizim pil ve batarya ekosistemine girişimiz dünyada en eskilerdendir. Çinliler 2002 yılı itibarıyla lityum iyon pil üretimine girdiler. Tabii lityum pil sonradan keşfedilen bir kimya ama Aspisan Enerji şarj edilebilir nikel kadmiyum pilleri 1981 yılında kurulup 83 yılında üretti. Kurucu yönetim kurulumuz içerisinde Aselsan'ın ilk genel müdürü Hacim Kamoy da bulunur. Ve öncelikle ordu ihtiyaçlarını çözen Aspisan Enerji bugün ekranımızda da burada da görünüyor. Karada, havada, denizde her yerde Aspisan Enerji'nin imzasını görebilirsiniz. Yakın zamanda TUSAŞ'ta imza ettiğimiz uzay çerçeve sözleşmesiyle inşallah Aspisan Enerji uzayda da yerini alacak. Deniz altında da torpido bataryalarımızla birlikte ordumuzun ve sivil piyasanın bütün ihtiyaçlarını çözer, inovasyon içeren Ar-Ge ağırlıklı çözümler üreten bir firmayız. Aspisan savunmada önem çıkıyor dedik. Milyen projesinde de öne çıkıyor. Milyen'le Aspisan rolü nedir? Tabii Aspisan sadece havacılık, uzay bataryaları, telsiz bataryaları değil, dediğiniz gibi marin bataryaları, deniz sistem bataryaları, raylı taşımacılık sistem bataryaları da üreten bir şirket. Bizim Kayseri'de bir diğer fabrikamızda nikel kadmiyum, raylı sistem ve havacılık aküleri üretiyoruz. Bu ürettiğimiz akülerden de, hücrelerden de birleştirerek bataryalar yapıyoruz. Bunlar söylediğiniz gibi hem milli gemilerimize, hem deniz platformlarına, hem de raylı taşımacılık için uygulama alanları bulmaktadır. Hatta bu hücrelerin bir kısmını havacılık aküsü olarak da kullanıyoruz. Biz terzi usulü müşterimizin ihtiyaçlarına göre ağırlık, güvenlik, enerji yoğunluğu ne isterse buna uygun bataryayı tasarlayıp onun hizmetine, kullanımına sunuyoruz. Peki Aspisan'ın yurt dışı hedefleri neler? Yurt dışı ihracat anlamında 2024 yılı bitmek üzere. 2025'e gelecek için Aspisan'ın hedefleri neler? Biliyorsunuz dünyada pil ve batarya üretiminde Çin'in büyük bir dominant rolü var. Dünyada bu işi domine ediyorlar. Ham maddeden bataryaya kadar olan zinciri Uzak Doğu yönetiyor. Yine Çin, Güney Kore, bunlar da pil ve batarya üretiminde kendini gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa'ya geldiğimiz zaman üretici kalmıyor. Tabii çok bildiğimiz meşhur denemeler var. Halen devam eden, fabrikayı çalıştırmak isteyen işletmeler var. Bir yandan Avrupa'da iptal edilen pek çok batarya yatırım projesi var. Ama Aspisan Enerji şükürler olsun,
kalite sertifikasyon belgeleriyle, kalitesiyle üretimini kanıtlamış, yurt dışı sertifikasyonlarını almış, her türlü ihracatı yapabilecek şekilde kaliteli pil üretmeyi başardık. Bundan sonraki hedefimiz Çin dışında bir tedarik oluşturabilmek için ülkemizin yine Milli Teknoloji Hamlesi programı çerçevesinde de ülkemizin bölgesinde bir batarya üreticisi olmasını sağlamak için altyapı, hizmet ve yetenekleri ülkemize kazandırmak. Aspisal Enerji sadece Türkiye'de, bölgesinde, Avrupa'da yenilikleri yapan bir şirket değil. Aynı zamanda ülkemizde ekosistemin gelişmesi için insan kaynağını da yetiştiren bir şirket olarak görev yapıyor. Peki Aspisal'ın yerli firmalara katkısı nedir? Alt ülkenizi firmalarınız nelerdir? Onun haricinde Kaan'a tedarik sağlıyor dediniz. Herhangi bir Milken projesi. Bunlarla ilgili görüşürüz. Tabii dünyada batarya konusunda bağımlılıktan kurtulmak istiyor, kendi ekosisteminizi yaratmak istiyorsanız bunun bir bedeli var. Bunun Avrupa için, Amerika için bedelleri yüzlerce milyar dolar. Bir tedarik zinciri oluşturmanız gerekiyor. Ülkemizde de ham maddenin çıkarılması, aktif maddenin yapılması, pil bileşenleri, elektrot, anot, katot, alüminyum folyo, bakır folyo ve diğer bileşenlerin yapılması, bunları pil haline getiren makinaların yapılması, bu makinalarla fabrikaların kurulması, ürettikleri bataryaları, pilleri bataryalarda kullanılan, bunların tasarım yeteneklerinin olduğu design house'ları, bataryanın ömrünü doldurduktan sonra ikinci kullanımları, sonra geri dönüşümü, sonra geri kazanımı, bu zincirin tümünü tamamlaması gerekiyor. Aspisal Enerji ne yapıyor? Biz alüminyum folyoyu, bakır folyoyu, aktif malzemeyi ben ürettim diyen alt tedarikçilerden, bu işe girişim yapmak isteyen firmalardan alarak kendi ürünlerimizde deniyoruz. Onlar da gerçekten bir ürün içerisinde kendi bileşenlerini görüp performanslarını gözlemleme imkanını elde ediyorlar. Biz de ülkemize şöyle bir destek veriyoruz. Ham maddenin, geri dönüşümün, geri kazanımın, bu süreçlerin hepsinin denenmesi için Aspisal Enerji bir çatı. Bu ekosistemin de merkezinde yer alır. Biz 81'den beri dünyada nadir şirketlerden biridir. Pil ve batarya üretip buradaki know-how'u kalıcı hale getiren sayılı firmalardan biriyiz. Ülkemiz için büyük bir şans Aspisal. Gençlerimizden üniversitelerimize, sanayimize kadar bu bilginin yerleşmesi ve ülkemizde kalıcı olması için büyük gayret gösteriyoruz. Peki Aspisal'ın rankingi bazında Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika üzerinde de Avrupa ve kıta arası, Amerika özelinde rankingi gibi yatırımları var mı? Bununla ilgili projeleri var mı? Bu anlaşmalar 11 tane anlaşma dediniz. Bununla ilgili önemli bir firma var mı? Ses getirecek Aspisal'la herhangi bir Türkiye ve dünya çapında anlaşma nelerdir? Onlardan biraz var. Tabii ki Türkiye çapında yaptığımız anlaşmalar Roketsan'la, Havelsan'la, STM ile büyük şirketlerimizle yaptığımız anlaşmalar, Aselsan'la yaptığımız anlaşmalar. Yurt dışında da görüştüğümüz, iş yaptığımız, anlaşma sözleşme imzaladığımız pek çok şirket var. Bunlardan en önemlisi Amerikan şirketleri. Biz Amerika'yla bir bağ kurup bağımsız, Çin'den bağımsız bir pil üretim zincirini kuracak bir sistemi birlikte yaratmaya çalışıyoruz. Burada dünya kalitesinde bir pil üretiliyor ve NATO ürünlerinde kullanmak üzere uygun NATO'da değer bulabilecek enerji çözümleri üretiyoruz. Tabii bunlar arkanızda görmüş olduğunuz hücreden tutun da silah sistem bataryalarına kadar olanlardır. Dolayısıyla bunun büyük alıcısı Avrupa ve Amerika olarak değerlendiriyoruz. Ben Kaan özelinde ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Bir sen Kaan'la yatırım yapmaya ve projelerini üretmeye devam edecek mi? Kaan projesi hakkında genel düşünceniz nelerdir? Size beklenen gibi ilerliyor mu? Test aşamaları olsun, proje olsun. Bununla ilgili kısa bir değerlendirme. Evet, tabii ki bunlar milli sorumluluktur. Bizim göğsümüzü kabartan, bu bölgede güvenliğimizi ve kalıcılığımızı temin ve tesis edecek projeler içerisinde elbette ki hiçbir şart ve koşul olmaksızın yer alırız. Buradaki yatırımlarımız, sözleşmelerimiz, Ar-Ge çalışmalarımız ve ürünlerimiz devam ediyor ve devam edecek. Ahmet Bey buyurun. Ürünleriniz nelerdir SciExpo'da? Onunla ilgili sizden kısa bir bilgi alalım ürünlerinizle. Evet, tabii platformların göz alıcılığı karşısında insanların rahat kalabilmesi mümkün değil. Baş döndürücü platformlar var. Gerçekten gurur duyuyoruz. Ama bu platformların da arkasında bunların enerjisini veren bir güç kaynağı var. Biz de kapının arkasındayız. Bu platformlara hayat veren, bunlara enerji veren hücreler Aspisal Enerji çatısı altında Kayseri'deki fabrikamızda yapılıyor. Aspisal Enerji diğer batarya firmalarından farklı, ayrı, özel kılan şey nedir? Aspisal Enerji'nin ham maddeden batarya üretmesidir. Dünyada bu işi yapan bir iki tane firma vardır. Ham maddeyi alıp batarya yapar.
Burada da gördüğünüz gibi NMC kimyasında lityum iyon silindirik pili yapmak için ihtiyaç duyulan malzemeler. Biz bu malzemeleri belli bir reçetede, belli bir oranda karıştırıp fabrikamızdaki tesislerde prosesten geçirip önce çamur, sonra elektrot, sonra pil şeklinde dönüştürdüğümüz bir fabrikamız var. İnşallah bu fabrikamızı da gösteririz. Her mühendisin görmesi gereken bir fabrika orası. Ve bu malzemelerden üretmiş olduğumuz pili, bakın bu pilin her şeyi görünüyor. Elektrotları, içerisinde yer alan malzemeleri. Bunun içerisine başka bir şey sokulması mümkün değil. Bu bizim pilimiz. Güven burada başlıyor. İlk önce ürettiğimiz hücrenin içerisinde ne var? Buna biz hakimiz. Yakın zamandaki hadiseleri, pager patlamalarını biliyorsunuz. Doğrudur. Fiz hücremizin içerisindeki bütün bileşenleri kendi çatımız altında birleştirip hücreyi üretiyoruz. Burada da üretmiş olduğumuz iki çeşit hücremizi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi 18650 mavi olan, 18 çap 65 milimetre yükseklik, 2.8 amper saat akım kapasitesi olan bir hücre. Onun yanında da yine Türkiye'de ilk defa 21700 21 milimetre çap 70 milimetre yükseklikteki pili fuara getirdik. Sahada ilk defa Aspistan Enerji tarafından Türkiye'de ilk defa üretilen 21700 silindirik lityum iyon pilimizle yerimizi aldık. Ham maddeden pilimizi ürettik. Daha sonra bu pillerle müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre ne istiyorsa, telsiz bataryası, robotik sistem bataryaları. Mesela bu da ilk defa Türkiye'de yapılan bu kapasitedeki ilk pildir. Dünyada yapılan ilk bataryadır. Bu kapasitede yapılan taşınabilir robotik sistem bataryası, en yüksek kapasitedeki bataryayı yapıp geldik. Bu da ilk defa tanıttığımız ürünlerden bir tanesi. Başka neler yapıyoruz? Solar sistem bataryası. Bunlar karavanlarda, dışarıda güneş enerjisini depolayıp kullanmak için ihtiyaç duyulan en küçük birimlerden. Torpido bataryası. Mesela bu denizaltı sistemlerde kullanılan çok özel bir batarya. Sızdırmazlığı, enerji yoğunluğu, güvenlik seviyesiyle bunlar cutting edge dediğimiz en ileri teknolojilerin sonuçlarıdır. Şimdi Türkiye'nin yakın zamanda reis sınıfı denizaltısından biri teslim edildi. Bununla ilgili gelecekte torpido olarak hem Milgen projesinde hem de reis sınıfında olsun. Denizaltılarında hemen bir proje var mı? Bununla ilgili geliştirmeniz var mı Aspistan olarak? Evet, denizaltı bataryaları ayrı bir konu. Torpido bataryaları ayrı bir konu. Torpido bataryalarında güvenlik çok önemli. Çok pahalı bataryalar, batarya çözümleri var. Biz de burada geliştirdiğimiz yenilikçi iki çeşit bataryamız var. İnşallah daha büyük sınıf bataryalara da talimiz. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz de devam ediyor. Bu yeteneği Aspistan Enerji kazandı ve ülkemiz envanterine milli olarak torpido bataryalarını da kazandırdık. Bundan sonra daha iyisini, daha büyüğünü, daha güçlüsünü yapmak sadece yeni bir ürün anlamına geliyor. Bunların Ar-Ge'si tamamlandı. Ve devam eden süreçte yine havacılık bataryası, Kaan'ın milli muharip uçağımızın bataryası, lityum iyon çözümle sunduğumuz bir batarya. Başka havacılık bataryalarımız, nikel kadmiyum kimyasıyla sunmuş olduğumuz çözümlerin yanında lityum iyonla da havacılık bataryası çözümleri sunuyoruz. Bunun yanında arkada gördüğünüz gibi enerji depolama sistemleri, hemen yanında akıllı bir batarya saklama kabinimiz var. Her türlü koşulda bataryaları saklayıp sürekli kullanıma hazır kaliteli bataryayı askerimize sunabilecek bir çözümümüz. O da burada duruyor. Bakın burada da büyük bir araç bataryası. Aspistan Enerji farklı güçlerde bir hücreden gördüğünüz gibi koca bir araç bataryasına kadar bütün müşteri ihtiyaçlarına uygun, müşterimizin talebine göre tasarım yapabiliyoruz. Buna terzi usulü tasarım diyoruz. Güvenlik, maliyet, enerji yoğunluğu, hacim, ihtiyacınız neyse buna göre her türlü kimyada lityum iyon, NMC'den, LFP'ye, nikel kadmiyumdan başka kimyalara kadar, lipo pillere kadar, drone bataryaları içinde çözümler üreten bir şirketiz. Kamikaze küçük dronlar içinde batarya üreten bir firmayız. Dolayısıyla ülkemizin ihtiyaçlarını azami ölçüde çözüp onlara sonuçlar, hizmetler sunabiliyoruz. Şükürler olsun. Çin'in domine ettiği bir piyasa var araç bataryalarında. Çin ve Amerika. Bunun özelinde Türkiye'de Aspistan olarak sizler de TOG olsun onun özelinde ve gelecek yerli firmalara hem de yurt dışı planlamanız var mı araç bataryası konusunda? Yani kendimizle ilgili söyleyebilirim. Biz her türlü ihtiyacı uygun bataryayı tasarladık ve ürettik. Bunlar en yüksek kalitelerde, müşteri isterlerine göre yapılmış çözümler. Firma olarak verilen her görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret ederiz.
Çok teşekkürler Ahmet Bey. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun.